Hocam sizinle devam edelim Sayın Caş'ın. Sizin yıllar önce kaleme aldığınız bir yazı var. Orada şunu söylüyorsunuz. Niye bunu söylüyorsunuz? Şimdi belki bunu da anlatırsınız bize. İsrail'in bekle gör politikasıyla yeni bir harbe hazırlandığını söyleyebilirim. Obama döneminden bahsediyorsunuz. 150 milyar dolarlık silahı Araplara sattı. Bunlar İran'ın yer altındaki laboratuvarlarını vurabilecek bombalar. Aynalarından İsrail Hava Kuvvetleri'ne de verildi. Tüm bunlar hem Doğu Akdeniz'de ve Süveyş Kanalı civarında hem de Basra Körfezi'nde çatışma yaşanacağının göstergesi diyorsunuz. Niye böyle söylüyorsunuz? Bu onun başlangıcı mı yoksa? Teşekkür ederim. 2011'de söylemiştim bunu. Evet. Ama Türk hocası söyleyince olmuyor. İlla Amerikalı söyleyince oluyor. Sayın Estağfurullah. komutanımız izah etti. Yani 48 savaşından bu tarafa dikkat ederseniz taarruz da o gün oldu. Yani bugün itibariyle İsrail'in kuruluşunun yıl dönümü. Yani 48'deki bağımsızlığını ilan etmesi. Asıl burada 3 husus var. Bunlardan bir tanesi benim kanaatime göre ki bugün İngiltere'de hemen Netanyahu'ya bir mektup gönderdi. Yeni bir dönemin başlangıcındayız. Ciddi bir yüzleşme kaçınılmaz görünmektedir. Bana göre Filistin-İsrail süreci farklı bir sürece evrilmektedir. Yani 1948'de ve diğer kararlarda alınan Corpus Separatum dediğimiz iki devleti İngilizlerden aldılar. Bugün de İngiliz diyor ki bak kaybediyorsun diyor. Uluç Bey'in söylediğine katılıyorum ben. Yani Bu üçlü uzlaşmada ne demek bu? 1980 izah edeceğim efendim. Ha, Üçlü peki. uzlaşmada Türkiye Fransa da vardı. 194 sayılı kararda. Buradaki kararda da göç edilen topraklara geri dönüş. Kudüs'ün uluslararası yönetime kavuşması ve geri dönmesinde huzur dönemeyen arazilere tazminat verilmesi. Bu döndü dolaştı. Bu kadar en son kararda. Bakın Türkiye, az önce Büyükelçim söyledi, 2017'de çok önemli bir başarı elde etti. Yani 10.022 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda buradaki İsrail'in Kudüs'ü başkent ilanı geçersizdir hukuken. Kudüs'ün statüsünü, karakterin, demografik yapısını değiştirme kararında yasal etkisi yoktur. BM müzakeresiyle nihai statü verilebilir. Ve demek istediğim, Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi Güvenlik Konseyi'nde veto etmesine rağmen 18 Aralık'ta Türkiye çok büyük bir başarı ilan etti. Yani hukuken Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür lafı boşuna değil. Peki buradaki süreç neden böyle söylüyor Mesut Hoca? Bakalım şimdi. Osmanlı'nın tasfiyesinden sonra İngiliz, Fransız, Manda rejimi 48'deki İsrail'in kuruluşundan bu tarafa 3 büyük savaşı anlattık. 48-67 ve Yom Kippur Savaşı. Ama burada büyük güçler, orada Almanya'nın, İtalya'nın ve İngiltere'nin üzerinde bir Orta Doğu Savaşı yaşandı İkinci Dünya Harbi'nde. 56'da Süveyş krizinden sonra iki kutuplu dengenin içerisinde Amerika Sovyetler Birliği vardı. 91 Körfez Savaşı ve 2003'ten sonra Amerika tek hegemonik güç olarak bölgeye oturdu. Lakin Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi Putin 2015'te ben buraya geri dönüyorum dedi. Suriye müdahalesiyle Orta Doğu'da geri dönüşü çok önemlidir. Biraz sonra Rusya'nın pozisyonunu da anlatacağım. Demek ki burada söylediği Sayın Trump'ın tarihin akışını değiştireceğiz. Bu yüzyılın anlaşmasıyla burada kapsamlı barışa yeni bir Orta Doğu'yu selamlıyoruz lafı çökmüştü. Ve bu dolmuşa binen Netanyahu hükümeti de çok büyük bir stratejik hata içindedir. Mekanı ve zamanı yanlış okumuştur. Yani benim kanaatime göre şu anda Netanyahu'da bir güç sarhoşluğu var. Ve bunu da bir şekilde Güç taarruzla sarhoşluğu mu, gösteriyor. iktidarı kaybetme korkusu mu? Hocam her ikisi birbiriyle örtüşüyor. Hem iktidarı kaybetmemek hem de bakın arkamda Amerika var. Fark etmez Trump gelir, Obama gelir. Obama da karşı çıkmıştı buna ama dediğini yaptı Netanyahu. Ama iki hedefi var. Bir, içeride iktidarı elde etmek. İki, asli düşmanı olan İran'a karşı mücadeledir. O bakımdan İran konusunu hedef gösterdiler. Şimdi Arap sokağında bu İsrail'le başlayan normalleşme, Sayın Komutanım'ın ifade ettiği Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrolle ilgilidir. İsrail şunu diyor, ben Arapları bırakın siz, bundan sonra güvenlik şemsiyeniz biz olacağım. Amerika bana bu görevi verdi ve biat ettiler Araplar. Peki buradaki Suriye-İran-Yemen savaşlarıyla İran'ın 5+1 anlaşması ve Müslüman kardeşleri Hamas'ın tasfiyesinden sonra Fas dedi ki
Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'i yargılayalım. Peki. Buradan devam edelim hocam. Kısa bir araya gideceğiz. 5 dakika. Fazla uzaklaşmayın. Sonra devam edeceğiz. Teşekkür ederim Başbakanım. Şimdi demek ki Türkiye hem diplomatik hem hukuki yönden ataklarını sürdürüyor. Ancak bence Sayın Netanyahu İsrail ve Yahudi halkına kötülük yapmaktadır. Apartheid bir ırk ayrımcı politika yapmaktadır. İnsanlara karşı suç işlemektedir ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Netanyahu gelecekte yargılanabilir. Çünkü bir, sivil hedefleri hedef gözetmeksizin orantısız güçle kullanmak Lahey ve Cenevre Sözleşmelerine göre savaş suçudur. Az önce Sayın Karakuş Komutanım izah ettiler. Gazze gibi dar bir alanda hava bombardımanı ne kadar isterse diskrimine hedef olsun. Şu ana kadar 140 kişi sivil öldü. Bunların yaklaşık %25-30 çocuk ve kadın. İkinci husus zoraki göçe zorlaması. Ve gördüğünüz gibi Kudüs'teki insanların evlerini elinden alıyorlar. Ve inanç ve yerleşim özgürlüğünün ibadet anında bombardıman etmek de bir suç. Ve bu da aslında temel insan haklarına karşı bir suç. Üçüncüsü de Filistin Arap halklarını artık bir yeter diyecek. Şimdi burada acaba Türkiye nasıl bir akıl mantıkla gidiyor? İki devletli çözümü getirebilir mi? Bakalım iki tane önemli müttefik diyor ki İngiltere'den başka. İngiltere diyor ki bak sen benden vesayet aldın bağımsızlığını. Ayağın çukurda diyor demin söylediği. Ciddi bir yüzleşme kaçırılmaz dediği bu İngiltere'nin. Londra o Orta Doğu'nun mimarı biliyorsunuz. Bütün bu sınırları İngilizler çizdi. Schittenmayr ve Alman Cumhurbaşkanı Yahudilere karşı nefrete müsamaha göstermeyeceğiz. Bu ne Paris, bu ne lahana turşusu Sayın Schittenmayr'e 6 milyon Yahudi ben mi öldürdüm? Davut Yıldızı'nın bayrağını yakarsanız bu suçtur diyor. Ve Gazze saldırıları terördür. Savunma Bakanı da güçlü bir dayanışma içindeyiz İsrail. Macron Hamas saldırısını kanama getirdiği gibi İsrail meşru müdafaa hakkını götürüyor diyor. Şimdi Türkiye'nin yaptığı neydi? Başbakanım hatırlarsanız değerli hocalarım. Geçen hafta ben dedim ki Türkiye ile Mısır'ın anlaşması son derece önemlidir. Ankara, Kahire gelişmeleri bir şekilde Orta Doğu'da çevrim değiştirecek dedim. Bu çok iddialı bir sözdü. Nitekim Mısır'da Sisi şöyle bir açıklama yaptı. İsrail Gazze saldırılarını durdurmaması halinde İsrail ile ilişkilerin askıya alınacağını duyuruyor. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, terör devleti İsrail'in zalimliklerine karşı öfkeliyiz ilkesel olarak. İkinci husus buradaki gücü masumlara ve sabilere, biçare kadınlara yetmektedir. Terör koridoruna izin yok. Nasıl ki PKK'ya vermediysek Mescid-i Aksa'ya uzanan aynı şekildeki bu hadiseyi ve saldırganlığa karşı insanlığın ortak borcudur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bütün insanlara sadece Müslümanlara değil seslerini gelin bu şeyi durduralım diyor. Peki tüm dünya gelmezse de, görmezden gelse de İsrail zulmüne eyvallah etmeyiz diyor. Çünkü neden? Kudüs kırmızı çizgimizdir dedi ve bunu ispat etti İstanbul zirvesinde. Ben o gün toplantıda vardım. 3 günün mukaddesatını yağmalamak İsrail'e karşı terör devletinin sınırlarını aşmıştır dedi. Şimdi her devleti inancını hareket etmeye davet eden Türkiye yapabilir mi bunu? Az önce Uluç Bey izah ettiler. Rusya ile görüşüldü. Ve Putin şunu söyledi, Birleşmiş Milletler'de saldırıların durdurulması için bir defa net ve kararlı mesaj verilmesi gerekiyor. İsrail ve sivilleri korumak, uluslararası koruma gücü lazımdır ve kriz büyümeden yapılması. Şunu söylüyor Rusya Başkanı, bu bizim sınırımızdadır, olaylar bizim milli güvenliğimizi etkiliyor. Yani İsrail'deki 2,5-3 milyon Rus vatandaşına dahi bir zarar geldiğini söylüyor Putin. Bu çok önemli bir mesaj. Türkiye aynı zamanda diğer İslam ülkelerini harekete geçirdi. Ve burada söylediği bir ateşkes Türkiye'nin iki devletli çözüme vurgu yapması. Demek ki Türkiye hem hukuku hem yumuşak gücü ve insanlığın vicdanı ve ahlaki hukuk adaletine seslenmektedir. Ve burada bir çevrim daha var. Bence bir hukukçu olarak şunu söyleyeyim. Yarın toplantı var. Güvenlik Konseyi ihtimalen gene Amerika veto edecek kararları. Ama Birleşmiş Milletler'in bu vetosu aynı zamanda kendisinin de bir şekilde mağlubiyeti olacak. Türkiye burada Birleşmiş Milletler'in çok önemli bir kurulu olan genel kuruldaki
baskısını arttıracaktır İsrail üzerine. Karar alır almaz Güvenlik Konseyi'nin durumu başka ama bu tartışma Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ın, Mısır'la Türkiye'nin işbirliğinin bu bölgede artık Sayın Komutan'ın dediği gibi İsrail istediği gibi burada oynatamayacak. Bugün itibariyle bu bir tarihtir. Ha şu var. Bugün bu belki olmayabilir. Benim makalem de onu gösteriyor. İsrail yıllardır bu harbi hazırlanıyordu. Yanına Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı da aldı ama gemisi battı şu anda. Neden? Netanyahu bu söylediğim sarhoşluğun içerisinde. Çok peki. Kafayı çeken çok hata yapar. Ama bu İsrail bakımdan, gemisi battı diyorsunuz. Siz batacak, o zaman burada bir süre batacak? Sonra İsrail'in baskı altına alınarak bu saldırıları durduracağını düşünüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Ben hocam şöyle söyleyeyim. Siyasi tarih, devletlerin tarihiyle insanların tarihi evet farklı. Fransız ihtilalinin olması için 100 sene geçmiştir. Arap Baharı da aynı şekildedir. Burada sizin koyduğunuz bir takım liderlerle İsrail'in etrafındaki bu çember, yani İbrahim anlaşmaları o gün yapılan saldırıyla çökmüştür. Bu bakımdan Netanyahu bu sarhoşluk içerisinde sarhoş kafayla yapmıştır bunu. Ve aslında attığı mermi Yahudi halkına karşı yapılmıştır. Peki. Az önce söylediğim şey de çok önemliydi. Yani bizim hocanın da söylediği gibi ne Yahudilikte ne antisemitizmde yoktur. Aslında tam tersine. Dünyada bütün Yahudileri de Ermenileri de en iyi koruyan Türk milletidir. Çünkü bizim 400 sene, 500 sene, 600 sene buradaki Kudüs'te Yahudilerde resimleri var. Her şey ortada tarih. Ortodokslar da kilisesine gidebilir. Kimse kavga etmiyordu. Ne zaman ki Türk adaleti buradan gitti bunlar oldu. Peki o hocam. Halde şunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle İsrail bu saldırıları devam ettirdiği takdirde 2004'te de aynı şekilde Karadeniz havadan taarruz etmişti, mağlup olmuştu İsrail ordusu. İsrail askeri de şüpheli. Çünkü Sayın Büyükelçinin dediği gibi İsrail kendi vatanında vurulmaya başladı. Bu Ürdün'den belki durdurdular sınırda, Lübnan'dan ama bu durdurulamaz bir halk hareketi oluşur. Ve İsrail o zaman atom bombası da atamaz. Bir şekilde gemi batar. Peki.